Alex Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerin nabzını tam gaz tutmaya devam ediyoruz. Evet, son zamanlarda biliyorsunuz Nisan ayı fiyatlarından sonra çıkış oldu. Trend meydana geldi fiyatlarda. Bakalım bayilerde durum nasıl arkadaşlar? Bununla ilgili bir gidelim. Bayilerde ellerinde araba var mı? Satışlar nasıl? Daha önce yaptığımız gibi gidip bir bilgi alalım. Bakalım son durum ne? 1.0 Urban Plus hatchback'i, bu da station wagon. 1.0 Urban Plus, bu gri gibi. Station wagon 1.0 Urban Plus. Hemen hemen arkadaşlar, fiyat bayine geldim Yalova yolundaki. Şimdi bayiye baktığımız zaman içeride 1.0 olarak hatchback, sedan ve station wagon olarak var arkadaşlar ellerinde. Urban Plus ve Urban olarak var. Egea Cross'u sorduğum zaman ise 1.4 Urban Plus olarak yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Ama launch paketi, yani en full paketinde hala tedariğinde sıkıntı var. Fabrika üretime başlamış, ancak bu çip sorunundan dolayı launch paketlerinde biraz daha sorunlu olduğu ortaya çıkıyor işin açıkçası arkadaşlar. Tabii ki bayi şimdi gün içerisinde gittiğimiz için belki bu saatlerde çok yoğun değil. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Toyota ile ve diğer bayilere de bakacağız. Bakalım oradaki reaksiyon nasıl? Ama yavaş yavaş 1.4 olanlarında daha ağırlık verildiği belli açıkçası fiyat grubunda arkadaşlar. En azından Bursa'daki bayide bazı modeller de var. 1.0 hariç, hatta hemen alınabilecek arabada var ellerinde birer tane. Hatta videolarda görmüş olduğunuz arabalar arkadaşlar. Fiyat bayisine diyecekleriniz bu kadar. Bakın sıcağı sıcağına. Arkadaşlar arabaları görüyor musunuz? Ford Mustang herhalde Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakın polis arabası. Ford Mustang. Aynı Amerika'daki gibi bayiye gelmişken bunu da size gösterelim. Evet arkadaşlar, Toyota bayinde şu an araba yok. Neden Hilux almaya gelmiş arkadaş. Evet, içeriden bilgimizi aldık arkadaşlar. Sizinle de paylaşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Toyota Akkoyunlu bayine geldik. Oradan bilgimizi aldık. Sıcağı sıcağına son durumla alakalı. Zaten Toyota'nın reaksiyonundan size bahsetmiştim arkadaşlar. Şu süreçte yaklaşık 1,5 ay önce Şubat ayında çektiğimiz bir video vardı. Oradaki fiyatta 212 bin liraydı. Bakın fiyatlar. Ve şu an günümüze geldiğiniz zaman herkes zam yaparken Toyota ne yapmıştı? Fiyatları indirmişti arkadaşlar. Sonraki süreçte ciddi anlamda bir satış yaptı ve liderliğe geldi Türkiye pazarında. Ondan sonra herkes kallavi zam yaparken buradaki normal 180 bin liralık fiyatı kampanyasız olan normal fiyatı aldılar. Yani millet, diğer bayiler kampanyalı bırakın arkadaşlar, üzerine zam yaparken ayın 24'ünde ayın 1'inde bir daha zam yaptılar. Üst üstüne 2 zam yaptılar. Halbuki buradaki aslında insanlar bunun farkında değil. Şubat ayındaki fiyatın aynısını şu an Nisan ayında alıyorsunuz. Öyle değerlendirmek lazım. Hatta videonun linkini de atacağım arkadaşlar size. Yine burada tanıtımını yapmıştık. Şimdi içeride bayideki araba durumlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi showroom'un içi şu an boş. Sadece bir tane iptal olan araç var. O da zaten büyük bir ihtimal satılır diyor. Çünkü doğru bir politika yönettiği için Toyota açıkçası satışlarına bunu yansıttı. Bu fiyat olayı çok önemli. Çünkü insanların hassas noktasıydı bu fiyat arkadaşlar. Ve bunun neticesini de gösterdi. Şimdi Toyota'ya geldiğimiz zaman Toyota'da şu an ellerinde yazılabiliyorsunuz arkadaşlar 1.6 bas pakete ve otomatik pakete, ama araba gelince size haber veriyorlar. Zaten Toyota'da üretim devam ediyor. Herhangi bir duruş yok. Kampanya olaraktan da öğrendim. 75 bin lira 12 ay 0.69 faiz olayı da var arabada. Ama şunu söylüyor, önümüzdeki ay mutlaka zam geleceği yönünde Toyota'lara. Çünkü birkaç ay boyunca zam yapmadığı için artık Toyota'da zam yapacak. Açıkçası bu bilgi vermek amaçlı arkadaşlar. Nisan ayında almak isteyen arkadaşlar için bence güzel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor Toyota'daki bu durum arkadaşlar. Buradan ilgilenen ve almak isteyen arkadaşlar duyurulur. Toyota Akkoyunlu'yu arayıp da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki Toyota ve Fiat biliyorsunuz en çok revaçta olan bayi olduğu için buradan size sıcağı sıcağına haberleri verdik.
Nisan ayı için. Bayilerde ciddi anlamda kalabalık yok ama arkadaşlar araba satımları sadece onunla değil telefonla da oluyor. Ve bunu zaten Toyota'ya açıklamama gerek yok. Zaten fiyatlardan, satış adetlerinden karşımıza çıkıyor. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine diğer mağazalarla, diğer bayilerle araştırmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Görüşürüz.